düşlerin gözü. Sen yarının özü, ah canım benim, sol yanım benim. Sen yarının sözü, ah canım benim, sol yanım benim. Diren, ey karam diren, diren, sol yanım diren. Diren, sevdaya diren, ah canım benim, sol yanım benim. Diren, sevdaya güven, ah canım benim, sol yanım benim. Sen kavganın seli, sen yarının dili, ah canım benim, sol yanım benim. Sen yarının dili, ah canım benim, sol yanım benim. Diren, ey karam diren, diren, iç yaram diren. Sevdam hep dünkü gibi, hiç yaşanmamış güllerim gibi. Yar canımsın yar, sızımsın yar, canımsın yar. Yar, sol yanım yanar. Yar, sol yanım yanar. Yar, sol yanım yanar. Evet, değerli Euro Gençlik izleyicileri, Londra stüdyolarından hepiniz televizyonların ve Facebook'ta live yaptığımız şova hoş geldiniz. Bu akşamki programımız Baca Furniture ve Zuplex'in katkılarıyla yayınlanıyor. Öncelikle yayınımızı paylaşalım başlamadan. Çünkü yayınımızı paylaştıkça çoğalıyoruz. İlk önce Facebook ve sosyal medyadan yayın yapıyoruz. Herkes yayını paylaşırsa çok sevineceğim. Bu akşam çok değerli konuklarımız var. Herkesin tanıdığı... Şarkıları dillerde destan olmuş kişiler var burada, kişi var burada. Kıbrıs'ımızın gururu Soner Türsoy aramızda ve Londra piyasasının ve Kıbrıs piyasasının büyük müzisyenlerinden hocamız Hüseyin Cemil aramızda. İlk önce programımıza başlamadan biz Soner Türsoy'dan bir eser dinleyelim ve yavaş yavaş programımıza başlayalım. Evet Hüseyin, sendeyiz. Evet Hüseyin.
Dalında solmuş güllerin filiz vermiyor. Elim kolum işe güce varıp gitmiyor. Gözlerimde ferim sönmüş, haberin var mı? Gözlerimde ferim sönmüş, haberin var mı? Sana yollarım, haberin var mı? Bu şarkıyı sana yollarım, haberin var mı? Evet, ağzına sağlık Sonur abi. Teşekkürler, sağ olun. Hüseyin Cem Yılan, senin de parmaklarına sağlık. Ya, öncelikle çok hızlı bir giriş oldu programa. Hüseyin'ciğim ve Soner Türsoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, bu akşam söylediğimiz gibi yayınımızı paylaşırsak arkadaşlar, güzel rakamlara ulaşacağız bu akşam. Kaçıranlar için de pazartesi tekrar yayını oluyor Kıbrıs Gençliği'nden yayınımızın. Ve konuklarıma döneyim. Evet, Soner Türsoy. Hoş geldin. Öncelikle biraz bize kendini tanı. Tabii seni tanımayan yok da. Ben Soner. Biraz kendinden bahsedersen, birazdan mesajlara bakacağız zaten. Valla çok... şimdi ben durursam kendimden bahsedeyim, o program biter. O zaman sen bahset. Kısa gidelim. Bende notlar var zaten. Kısa notlar var. Onlara sen sonra ha, onlara söyleyeyim. Geçeceğiz. Soner Türsoy kimdir? Soner Türsoy. Vallahi Soner Türsoy, Soner Türsoy. yani kimdir dediğin zaman... Şimdi seni herkes son zamanlarda
Soner Babulsa diye biliyor ama Soner Türksoy'un 40 senelik tabii, bir müzik hayatı var. İşlerden, tabii ki. O yüzden. Biz yani, biraz öncelerden başlayalım. Yavaş yavaş gündemimize geleceğiz. Ben aslında işte bütün hayatım boyunca yani müzikle uğraştım. Küçük yaştan beri 14 yaşında başladım müziğe ki bu Kıbrıs'ta tabii başladı. 14 yaşında orada işte artık bir gruba girdim. Ve daha çok İngilizce söylüyorduk Kıbrıs'ta. Çünkü orada daha çok geçerliydi. Turistler vardı falan filan. Türkçe fazla söylemezdik. Tabii söylediğimiz İngilizce de bizim birinci şey Tarzan style. Yani sallana gidiyoruz tabii sadece. Ama yutardılar yani. Gerçekten tek yutmayan İngilizdi. Ama sonuçta yine alkışlarlar sizleri. Aynen öyle. Yani öyle başladık. Orada müziğe başladım. Artık tabii ki 20 yaşlarında İngiltere'ye geldim. Artık buradaki gruplarda devam ettim. Ondan sonra Babutsa'ya geçtik. Böyle yani hızlı bir anlattım. Geçiş yaptık yani. 30 sene böyle öyle önünden böyle hayal olarak geçti. Her zaman müzik yaptığım için yani fazla. Zaten günlerin de müzikle geçiyor zaten. Aynen. O yüzden gelen sorulara da gelen mesajlara da birazdan yer vereceğim. Biraz da Hüseyin'den bahsedelim. Hüseyin ilk programda bizimle beraberdi. İlk yaptığımız programda, açış programında. Kadro kalabalığıydı, fazla söz veremedik bir sene. Hüseyin Cemgal benim kardeşim gibi zaten. Her istediğimde yardıma koşturur. Ben de öyle. Sağ olsun. Hüseyin Cemgal... Herkese intihar. Yani intihar komandosu diler. biraz kendinden bahset Hüseyin'ciğim. Müziğe nasıl başladın? Müziğe. Yani kendimizi bildiğimizden beri müziğin içindeyiz. Yani aileden gelme. Yani kendimden bahsederken iki yarı olarak bahsedebilirim. Bir 10 sene önce ben İngiltere'ye geldim. Yani ondan önce Kıbrıs'ta tabii çeşitli gruplarla. Zaten müzik öğretmeniydim Kıbrıs'ta. Şimdi müzik öğretmenliği bitirdim. Tabii. Girin Amerikan Üniversitesi'nde müzik öğretmeniydim. Oradan görevimizden istifa ederek buraya geldik. Burada işte ilk zamanlar part-time görevimize devam ettik. Burada okullarda mı yoksa? Yok. Özel okulda. Artı özel ders. Tabii yaşam savaşı, yaşam derdi olunca ekmek olayına girince biraz daha böyle. Şimdi oraya da geleceğim çünkü sonra bir daha soracağım. Kıbrıs ve burası çok müzik bakımından, kültür bakımından çok değişik. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü evet. Sen orada müziğe başladın. Buraya geldiğinde iki değişik kültürle herhalde. Çünkü ben de bu sene Haziran'da 20 sene olacak şu İngiltere'ye geldim. Gerçekten %100 yani zıt fark var yani. Hem dinlenilen müzikte hem yapılan müzikte. Sen de herhalde ona burada şey yaptın. Tabii. Ne düşündün yani ilk geldiğinde? Çünkü sonuçta şok oldum dersem bir bocalama. Bir bocalama. Yani. Tabii yani burada buradaki müzisyenlerin de şimdi birden işte aralarına kabul ettiler bizi. Biz de işte saygımızla, müzisyenliğimizle insanların buradaki müzisyen arasına girebilmeyi başardık piyasaya. Ama tamamen farklı kültürdür Kıbrıs'ta. Biz Kıbrıs'ta hep orkestrayla müzik yapardık. Ne bileyim eğlence müziğimiz bile hep orkestrayla'ndı Kıbrıs'ta. Burada yani, o şey yok. Burada geldim, kaldırılmaz yani. Benim ritim box aletim yoktu Kıbrıs'ta. Buraya geldim, mecbur oldum ritim box alet alayım ki piyasaya girebileyim. Adapte olduk. Yani İyi de gelmişiz yani. İşte sizleri tanıdık. Yani herkesi tanıdık. Hem Londra iyi bir müzisyen kazandı, hem yani işte iyi bir arkadaş dost kazandık. Birazdan Hüseyin bahsedecek. Ama bence müzik bakımından Kıbrıs'ta daha fazla yol kat edersin. Şey olarak, kesinlikle. Müzisyen olarak. Burada biraz tabii işler dolayısıyla falan filan bir geri çekme ve istenilen müzikler İsterli burada. Müzik türü burada. Sınırlı zaten. Sınırlı zaten. O bakımdan biraz geri çeker seni müzik. Evet. Şimdi Kıbrıs'ta eskiden bir şey vardı. Belirli bir raddede önünde bir blokaj vardı. Önün açık değildi ama şimdi Kıbrıs'ta olan imkanlar, stüdyolar daha kuruldu. Tabii. Eskiden daha iyi. Yani mesela sizin zamanlarınızda hatırlarım. Stüdyo falan yoktu. Stüdyo falan yoktu. Yok. Türkiye'ye gideceğim, stüdyolara gideceğim. Zaten bu maddi bakımdan da mümkün değil. Gidemezdin de. Yani öyle bir şeydi. Türkiye'ye bile mi gitsem istiyor giremezdin. Öyle o zamanlar herkes şarkıcı olamazdı.
Tabii ki, tabii ki. Yani tabii ki. Bizim geldiğimiz zaman, ben hatırlar mı ya, ben 4 track şey çıktığı zaman, kayıt şeyi, recorder, dedim Allah Allah, 4 track. O kadar sevindim ki, 4 track'a ben kayıt yapacağım. Düşün, bası ayrı bir track'a, davulu, keyboard ve şarkıyı söyleyeceğin üstüne, ondan sonra tabii ping-pong track dedik. Biz karıştırdık hepsini, yapardık 8 track. Yani böyle bir şeyi, o şeyi anı yaşadım ki ben o zaman, o kadar heyecanlandım ve hatırlarım dünkü gibi Tascam 4 track kaset şey çıktı dedi, recorder ve 1000 sterlin o zaman aldım. O zaman. Sen buradaydın, bu olay oldu. Tabii, burada. Tabii, tabii. Yani Kıbrıs'ta öyle bir imkan yoktu. İşte onu derim çünkü işi yoktu yani. Kıbrıs'ta olan kaliteli müzisyenler, kaliteli solistler eskiden limitliydi yani, sanki de böyle bir kapalıydı ya, ve biz açılamazdı. Ama gitar telini şeyden bulurduk, bildiğin telefon tellerini soyardık, gitar teli yapardık. Ya işte eskiden yani. Eskiden 150 watt sistemlerle konserler, düğünler şey, verilmeye düğünlerde çalışırdık. Şimdi ki, binlerce watt evet. Ve yetmez bize. Aynen. Yani şimdi işte, teknoloji şimdi ama işte ben yani öyle diyorum. Bir düşündüğünde düşünsen yani 100 bin kişilik bir stadyumda Beatles'lar o zaman konser verdi Amerika'daki, düşünsen adamların çaldığı neydi yani? Gitar, davul ve o 100 bin kişiyi nasıl duyuracaklar? Öyle sistem yoktu. Şimdi teknoloji baya baya ilerledi yani. Çok bizim ilerledi. Kıbrıs'ta da işte şimdi meyvelerini toplamaya başladı müzisyenler. Çok iyi müzisyenler yok, var. Şimdi dünyaya açıldı resmen. Aynen aynen. Farkındaysan yani Kıbrıs'tan çok iyi, çok iyi şeyler, sanatçılar çıkmaya başladı şimdi ve gidenler yani bak, var yani. Ose Türkiye'yi bile mi kazandık bu sene? Tabii tabii tabii. Yani buradan da düşün, buradan 80 da milyon nerede, 200 bin kişi nerede? Lütfiye kazandı, evet. Kıbrıs'ın gururu oldu. Oğlum, buradan tebrik ederiz buradan. Yani hepimizin göğsünü yani kabarttı. Benim çok iyi arkadaşım, hepsini biliyorsunuz yani, sizlerin de şey, burayı liste başlarında bir numara halen daha. Yani şans eseri değil yani bu başarılar. Yok. Gerçekten iyi başarılar. Eski arkadaşım benimki çok belliydi yani, Buray çok iyi bir müzisyen ve ayrı çok iyi bir şarkıcı. Keza Cahit şarkıcıydı. Basçı Cahit Hüsnü Şenlendirici'nin orkestrasında yani, beraber projesinde yani çok iyi müzisyenimiz de var. Buraya o, şehirlerimiz de var. O kalitemizi buraya var. İşte burada yapabilirsek, buraya da getirebilirsek yavaş da olsa inanırım daha da keyif alacağız yani. Zaten burada bir şu anda benim fark ettiğim böyle bir kültür değişimine gitmeye başladık zaten, bu canlı orkestralar evet. Çoğalmaya başladı. Enjoy olsun mesela, bizim beraber hep beraber yaptığımız Major Band olsun. Hı-hı. Yani bir yönelim var o tarafa doğru. Bu tek keyboardlu orklarla cover işleri işte biraz daha şey biraz ister daha o, zaman isteyecek. Hem biraz zaman isteyecek. Hem de bir de destek ister. Destek bu mekan istiyor. Sahiplerinin aynı, de aynı. Şeyi olması lazım. Zaten kısır sayıda şeyimiz var. Gece yapacağımız yani müzik evet. Yapacağımız yerler var. Bir de o sıkıntıyı çekerek onlara yavaş yavaş geleceğim. Soner Tüysoy, birazdan mesajlara bakayım. Siz de bir şarkı hazırlayın ve mesajları okurken hangi şarkıyı okuyacak? Yapalım, bir Bağdat yapalım hadi. Hayır. Bağdat yapalım. Hazırlanırken biz de, ben de mesajlara bakayım bir. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi yayınımızı paylaşırsanız seviniyoruz. Yeni başladık yayına. O yüzden ne kadar insan gelirse bu güzel ekibi bu akşam izlesin, hepimiz için bir gurur verici gün olacak. Evet, ilk mesaj Emir Osman'dan geldi. Emir Osman, gençler iyi programlar diyor. Soner Tüysoy is the legend. Sağ olsun. Ersan Fırtına yazdı. İyi programlar diyor. Hüseyin Kıbrıs'tan bizi izliyor. Bizim Hüseyin. Doğan Akın İmparator izliyor. Buradan selamlar Doğan abiye. Selamlar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Ayhan Can kolay gelsin. Soner abim bir tanesi diyor. Ayhan Can. Ona da bir çalışmanız oldu. Birazdan onlara geleceğiz. Mesajlara devam edeceğiz. Evet Hüseyin, sendeyiz. Seni sevmekten başka hiçbir şey
yapmadım bugün. Yeni konu çaldı telefonlarım, boş ver. Bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Yeni konu çaldı telefonlarım, boş ver. Bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ağzına sağlık. Hüseyin hiç ayrılmadan oradan. Geçenlerde de Barış Manço'nun ölüm yıldönümü müydü? Evet. Oradayken bir de Barış Manço'dan yapalım beraber. Ben bilirim varsa. Sende de var zaten. Hadi bakalım. Var var. Ben bilirim
Ben bilirim, ben bilirim. Barış'a da bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim. Kümür kümür gözleri var, yumuk yumuk elleri var, kümür kümür gözleri var. Daha daha neler var, ben bilirim, ben bilirim. Daha daha neler var, ben bilirim, ben bilirim. Son nerede bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim. Barış'a da bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim. Vay vay. Hiç evet. Denemedik bunu. Güzel oldu. Değişik, bu aşamadan her şey daha güzel oldu. Aynen, aynen, aynen. Oturabilir mi? Tabii ki senin iznimiz var. Az önce dediğimiz gibi Barış Manço'nun öreyim bildirim gibi. Sizin daha kesin. Ayrıca Cem'in de. Cem'in biraz sonra Cem'den biraz sonra zaten, çünkü mesajlara bir bakalım. Çünkü çok güzel mesajlar var. Yücel Baybarsoğlu, Yeliz Baybarsoğlu, Güray Sevenler Müzik Grubu'ndan iyi yayınlar diliyor. Selamlar var sizlere de. Aleykümselam. Havva Gürten süpersiniz diyor. Şevko Big Up Sony V diyor. Nice fan diyorlar. Bakalım Kıbrıs'tan izleyenler var. Süpersiniz, iyi yayınlar diyor. Hasan Dürüye, Cem bize selamlar gönderiyor. Aygül Öz. Evet, mesajlar geliyor. Birazdan devam edeceğim mesajlara. Soner'e bir soru. En çok sevdiği müzik türü ne? Kim sormuş? Emir Ali Osman dedi. Sordu. Aslında o cevabı yani, Türkçe olarak herhalde ki, onu yani, Türkçe tabii ki rock. Rock olarak. Aa, zaten her zaman içinde yatan. İçinde yatan. Yani, ama maalesef gerçekten işte İngiltere'ye gelince bu ister istemez biraz değişti. Gerçi şey de değişti yani, ekmek parası olarak biz tabii istemediğiniz bazı müzikleri esnaf, yapar. Esnaf diye bir kelime. Yani esnaf diye bir şey ama var. Ama şey olarak ben içinde yatan müzik tabii ki rock. Zaten hepimiz üçümüz de Kıbrıs'tan dinledik. Orada evet, dinlediğimiz tür bu. Evet. Çünkü ben de Namık Kemal Orkestrası'ndaydım okulda, lisede. Zaten benim hocam Kurultay Akbay müziği oradan öğrendim. O da burada bizi izliyor. Selamlarım. Aa, selamlar Kurultay'a. Bizim de yaptığımız tür zaten Kıbrıs'ta. Tabii o tür müziklerdi. Buraya geldik. Az önce bahsettik zaten kültür farkı, müzik kültürü farkından. Değişti. Tabii ki biz o zaman şeyleri dinlerdik. Daha çok biliyorsun hem Edik Akbayram, Barış Manço, Cem Karaca, Fikret Kızılok. Tabii, tabii. Bizim dinlediğimiz sanatçılar, tabii bunlarla büyüdüğümüz için bizim içimize o tür müzikler daha çok şey yattı. Zaten buraya değindik zaten. Londra'da müzik, Londra'da müzik işte dediğin gibi hem ekmek parası peşinde olduğundan türümün yani ister istemez değiştim. Soner Türsoy, benim de içinde bulunduğum şu anda Kıbrıs Türküsü Müzik Grubu'nda grup olarak ilk orada başladınız. Biraz ondan bahsedelim de böyle yavaş yavaş yani, günümüze gelecek şimdi. Kıbrıs Türküsü yani, sende hatıralarında nasıl bir şeydi Kıbrıs Türküsü? Şimdi buradan da rahmetli anıyoruz sevgili Tözünü. Kıbrıs Türküsü'nde ilk Londra'ya geldiğimde 1981 yıllarında Kıbrıs Türküsü'ne girdim. Orada şey vardı, Acar Akalın. Evet. Hatta bir şu anda Kıbrıs'ta, değil mi? Tabii. 45'lik plakları çıkmıştı o zaman Kıbrıs Türküsü'nün. Çok iyi gruptu o zamanlar. Ve Acar buradan şeye gidince, Kıbrıs'a dönüş yapınca beni aldılar gruba. Ki orada başladım ben. 2-3 sene çok güzel imzalar attık yani. Oradan Erenler'e geçtin. Ondan sonra Erenler'e geçtim. Erenler Müzik Grubu'nda devam ettik. Erenler Müzik Grubu'nda tabii o zamanlar en popüler gruplardan biriydi Erenler ve Kelebekler.
Zaten ona geleceğim şimdi. Kelebekler, burada müzik grubu deyince akla ilk gelen Kelebekler. Kelebekler en yani eski, en ilk oturmuş grup. Oturmuş gruptu. Osman abi. Evet, Osman abi. Bayağı kalabalık bir gruptu o değil. Yani ben hatırlarım, bana bir video izlettiler. Sahneye sığmazlardı artık. Her şey canlıydı yani. Yani canlı davul vardı. Zaten benim girdiğim zamanlarda her şey canlıydı. Şimdi oraya gelirim Soner abi. Bu ülkede ben 98'e geldim, daha 17-18 yaşındaydım. Çok şey değildik. Ama daha öncelere bakıldığında bütün gruplar canlıydı. Evet. Baterisinden yani 7-8 şey kişilik. Hep canlıydı. Şimdi bu kültür nasıl değişti bir anda ve bu orklara geçildi? Maddi yönden mi yoksa müzisyen yetişmemesinden dolayıdır? Sanırım daha çok maddi yönden. Yeni tabii o zamanlar bir tane Türk restoranı şeyi vardı ki, gece kulübü vardı daha doğrusu Essex Road'da. Canlı müzik yapan, sanatçı gelen Türkiye'den falan filan. Böyle restoran falan filan yoktu yani. O bakımdan... Taverna dediğimiz yoktu yani. Onlar daha sonra başladı. Ki onlar da bütün grubu çekemezdi. Ne oldu? İşte playbacklere falan... Teknolojiden ilerledi o zamanlarda. Ki ben hatırlarım, burada drum machine'i çıkaran ben edim. demek ki bunu biraz gizli tutalım çünkü dışarıdan birazdan müzisyenler sıraya girecek. Çok yani drum machine başka, ben yani şey de biliyorum. Roland drum machine çıktı diye. Roland drum machine artı bu MP3 üzerine. Ondan işte playbackleri de ben çıkardım. Alt yapılarını ki ben Golden Palace'da başladım da alt yapılarından başladım ama öyle herkes bakardı, arkada kimse yok. Müzik solid, bu adam yeri gibi gelirdi. Nereden çıkardı bu müzik? Bir mini diskçiyim vardı. Mini çıkmıştı mini o disk. Zaman. Hatırlar mısın? Mini diskler, ufacık böyle. Onlara yapardık şeyi. Sen kayıtları. Sen de düşünüyorsun, oh be rahatlık. Ha? daha güzel bir şey olurdu yani, performans olurdu. İnsanlar da daha güzel eğlenirdi. Şey, yani o biti alırken daha tabii. Güzel dans ederlerdi. Yani daha önceler bak ne yani, gerçekten daha çok ama mini diskçiyim de olmadığında davul, bas gitar tam değilse saçma sapan bir şey olurdu ya. Gürültü olurdu davul, yani başka bir şey olmazdı. Davul, bas gitar yani sağlam olmasın. Onlar tutardı yani, sağlam tutardı, tamamdı ama çok yoğdu yani. Yani ilk önce ilk sırada demek ki Soder abi işe alacak. Dışarıda bekleyecekler. Şimdi bu Soder dediğim konuda bağlantılı olarak alttan gelen müzisyen, yani bence kendi gözlemlediğime göre Hüseyin de burada zaten, burada eğitmenlik de yaptı. Sizce burada bir sorun var mı Türk toplumu içinde alttan gelen yetenekler sayısında? Hüseyin sen bu konuda ne düşünüyorsun? Tabii nasıl ki, bir sorun mesela? Şöyle bir şey, ben bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Mesela ben ısrarla üstüne basa basa zaten hepsimiz de uğraşırız orkestra olması için. Mesela örnek, ben ilk geldiğim zaman İngiltere'm, sizlerin yeniyim yani 10 yıl önce geldim. Burada düğünlerde sürekli, yalnız enstrüman küçümsemiyorum, çalan da küçümsemiyorum, bütün enstrüman güzeldir. Hı hı. Mesela burada çocuklar düğünlerde sürekli bağlama görürse, ne bileyim bir tek keyboard çalan birini görürse veya önde bir tek arabesk şarkı veya rock, yani ayrım yapmıyorum, onu görürse çocuklar, yetişenler, hep onu örnek alır. Bağlama görürse bağlamacıyı örnek alır. Mesela Soner Türsoy'u görürseydi bir tek kendi başına şey yapar, onu örnek alır. Evet. Ama Kıbrıs'ta, Türkiye'de orkestra görüyor, davul mesela. Çocuklar davul görüyor, ben davulcu olmak isterim der. Benim Kıbrıs'ta öğrencilerim, benim mesela bugün hani daha her öğretmenler gününde bugün çok iyi davulcu olmuş öğrencim var benim. Müziği benim sayemde sevdi çocuk. Hiç istemez, haylaz bir çocuktu ortaokul yıllarında. Bugün çok sağlam bir davulcu oldu çocuk ve hani de bana, hocam ben size borçluyum dedim, yok sen yaptın. Yani şeydir, ne görürse öyle yetişir çocuklar. Burada Londra'da eksiğimiz işte biraz bu grup olayları artması lazım bence. Mekan sahipleri buna destek vermeli. Yani en önemlisi de budur. Zincirleme de her şey. Zincirlemedir. İşte bu sorun yani... Zincirlemedir.
hep beraber yani bağlantılıdır. Hem bu bir de yani birbirimize destek. Tabii herkes birbirine yani destekte olması lazım. Benim burada anlayamadığım tek bir şey, gerçekten bazı arkadaşlar var. Yani isim olarak saymayacağım da bir çekememezlik var. Neyi paylaşamıyorlar onu anlamadım. Ya müziğini yap, kendini ispatla, çık öne. Yani en iyi ben, en iyi sen çıkabilir yoluna. Aynen öyle. Onu müziğini ispatla. Şimdi burada inanmıyorum yani. Zaten genel olarak bir düğüncülük var. Yani Taban düğüncülüktür. Hem az önce bahsettiğimiz gibi mekan sayısının azlığından dolayı belirli gruplar var. Kelebekler olsun, Kıbrıs Dörtlüsü, Sönmez olsun, Hatıral olsun. Bunlar şu anda büyük gruplardır yani iş götüren. Geriye kalan yani zaten müzisyenler de tavernalarda zaten 2-3 tane mekanımız var. Herkes birbirinin işine göz atar. Yani budur, ben kaç kere seninle şahit oldum. Hepimizi bir araya toplayalım dedik, bir şey yapalım. Hiç olmuyor nedense. Bu da bir problemdir tabii ki. Tabii ki. Çekememezlik. O yüzden bence bu sonuca gidilmeyecek bu konuda. Bu çekememezlik hep devam edecek. Çünkü bu da nedendir? Mekanın kısıtlı olmasından. Herkes iş aslında herkesin özünde güzellik var. Mekanlar azdır diye. Ne bileyim işte yapılan tür çok yoktur diye. Yani insanlar hep müzik yapmak istedi. Bundandır bence. Herkesin içinde güzellik var aslında. Evet, biraz daha mesajlara yer vereyim. Aygül Öz'e selamlar diyoruz. Kerem Ergen buradan selamlar. Pınar Sar, teşekkür ediyoruz. O zaman ıslak ıslak diyor. Vay. Islak ıslak. Suzan izliyor bizi. Bora izliyor bizi. Sevgili Bora. Bora. Buradan İsveç'ten. İnşallah Bora'yı da yakında göreceğiz aramızda. Yakında gelecek. Hüseyin burada zaten. Birazdan o konulara gireceğiz. Mehmet Sönmez izliyor bizi. Koray Mehmet buradan selamlar. İyi yayınlar diliyor Koray Mehmet. Bünyamin izliyor. Yusuf izler. Yusuf Topçu. Kazanım herhalde Kıbrıs'tadır bu aralar. Kayıplardan. Yusuf Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'tadır bu aralar. Buradan selamlar gönderelim Kıbrıs'a. Bünyamin üçü bir arada. Teşekkür ederiz. Yakında Bünyamin'i de buraya alacağız. Evet Hüseyin. Bu arada dedik demişken, evet. Sen de bu müzik piyasasında bir şeyler yapmaya çalışın. Gerek Kıbrıs'tan getirdiğin gruplar, Avrupa'dan mesela Bora olsun, buraya yaptığın eventlerde. Aranan isimsin yani, herkes sana geliyor. Aslında yakında projeler ne var, ne var projelerinde? Aslında şöyle söyleyebilirim, benim en başta söylediğim gibi işte Kıbrıs'ta yetişmemden, benim en büyük savunmam Kıbrıs'taki müzisyenlerin ya da Kıbrıs'taki solistleri. Burada gerçekten çok büyük bir toplum var burada. Kıbrıs'ın nüfusundan fazla büyük bir toplum var burada. Benim en büyük amacım kesinlikle buradaki müzisyenleri, solistleri alt beğenmediğimde falan değildir. Kıbrıs'taki solistlerimizi, gruplarımızı buraya halkla, buradaki halkla tanısınlar. Görsün, bizim Kıbrıs'ımız buluşturmak. Buluşturma maksat odur. Bizim mesela. Kıbrıs'ta gerçekten yani çok değerleri vardır. Yani bu işin basit tarafı, ver paranı, Tarkan'ı götür, zaten dolacak. 100 bin kişi Wembley full dolar. Doldurur, doğru. Amacımız burada Kıbrıs'ın yani 200 bin kişilik, 250 bin kişi Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ımızın. Gelsin bu insanlarımız. Geçen seneki yaptığımız festivalde SOS Muhittin abi açılışta hoş geldin Kıbrıs dedi. Yani abi. Hüseyin'e değinelim şimdi oraya. Neden öyle bir şey dedi? Diyor ki burada gördüğü hazır 25 bin Kıbrıslı vardı. 20 bin aşkın Kıbrıslı 20, vardı. 20 bin aşkın Kıbrıslı halk toplandı oraya. Ve adam orada anonsunu yaparken dedi ki hoş geldin Kıbrıs. Burada olan Kıbrıslı diyor. Yani Kıbrıs'ın yarısı burada. Yok. Yani Kıbrıs'a diyor. Ve oradan esinlenerek yani Hüseyin'e yardımcı olayım. Mesela yani burada olan Kıbrıs sayısı dediği gibi oradaki müzisyenleri, solist arkadaşlar burada buluşma çabam var. Yakında var mı bir proje buradan da bunu anlatabilirim? Tabii ki her zaman var. Şimdi herkes şey diye düşünecek yani hep aynı değil aslında. Mesela Bora benim üniversite yıllarımdan arkadaşımdır. 20 yıl aşkın arkadaşımdır Bora. İlk yine biz şeyimizi kullandık. Tabii ki başka arkadaşlarımız da var ama ilk önce tabii ki dolayısıyla Nazan'ın geçtiği, dostluğumun olduğu arkadaşlarına şey yaparsın. Böyle yollar açılır. Ondan esinlenerek başka birileri de başka bir arkadaşlarını getirir. Yani öncülüğünü ben yapmak istedim bu işin. SOS. Her Kıbrıslı müzisyenin müziği dinlediği gruptur. Gerçek efsane bir gruptur.
Ben onlarla başladım. Kardeşim çok o grubun içinde de çalıyor. Cem Karaca'ya, Cem Karaca'nın orkestrası olmuştur uzun yıllarca. Kimlere çalmıştır yani o grup. O yüzden yani hepsi benim abilerim, hepsi de. O yüzden onları getirmekle başladık. Ondan sonra işte bak yakında, çok yakında grup vizyon, onlar da abilerimiz hepsi. Beraber çaldık karşıya grup vizyon. Zaten geçen aylarda gelmişti değil mi? Yine yani, geliyor. Örge Volkan geldi. Örge Volkan kardeşimiz. Evet. Keza Bora, Bora her zaman, Bora zaten artık Londra'nın Bora şey oldu. Londra yine gelecek. Oldu. Yine gelecek. Ve diğer sanatçılarımız hepsi de burada çünkü geçen değerlerimiz var. Babutsan yaptığı eser, başarı rastgele değildir yani. Şimdi oraya geleceğim Babutsa'ya. Yani yok ben açayım bir şeyi. Sen parantezi açtı bana. Sen bana SOS'ten bahset çünkü. SOS pek yakında tarih vermeyeceğim. Tarih bellidir de pek yakında yine Londra'da Allah isterse sevenlerle olacak. O zaman çabalar buradan sevenlerine duyurulur yakında SOS. Tarih bellidir çalışma ama başladı yani. Çalışma başladı. Çalışma başladı. Çalışma başladı. Çünkü paylaştı. İnternette, Facebook'ta paylaştığını zaten görüyoruz insanların rağbetini. İşte soruyor ne zaman gelecek, ne yani zaman gelecek. Yani bunu aslında insanları alıştırdık. Yani bilmeyenleri de 10 kişiye bile öğrettiysek bence başarıdır. 10 kişi de tanıdıysa bence başarıdır. Zaten bizler biliyorduk zaten. Güzel. O zaman biraz daha bakalım mesajlara. Islak ıslak bayağı mesaj geliyor ıslak ıslak. Ya. Var mı yapalım mı onu? Yaparız. Soner abi? Sende var değil mi? Islak ıslak. Islak tabii ıslak. O zaman onun hazırlığını yaparken ya. Biraz daha mesajlara bakalım. Metin Ahmet burada selamlarımızı gönderiyoruz Metin abiye. Selamlar diyor. Kolay gelsin. Sağ olsun. Fatoş Törer geçen gün tiyatroya da gittik. Canım çok çekiyor, güzeldi çok gerçekten. Selamlar var. Tebrikler. Fatoş gerçekten güzel bir şey. Beraberdik zaten. Çok güzel bir devamını bekliyoruz sevgili Fatoş. Erdoğan Baca babam buradan ellerini öpüyorum. İşte niye? Bu yaradanlara ben bayılıyorum yani. Her şeyin yaratıcısına bayılıyorum ben. Uğraş var. Vallahi. Emek var. Odur işte. Yani böyle durup da ayak atıp da bir hazır bekleyen müzisyenlerden nefret ederim. Zaten nasıl der? Armut piş ağzıma düş olmaz bu işler. Yani emek harcamak lazım. Biraz lazım. İyi yayınlar Soner. Hüseyin her şey çok güzel. Kolay gelsin. Erdoğan Baca mesaj. Devrim kardeş başarılar dilerim programında. İyi yayınlar ve Soner Hüseyin'e selamlar. Süper gidiyor. Mehmet Sönmez çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Üçurt'una buradan selamlar olsun sana. Hadi bakalım ıslak ıslak Cem Karaca'dan alalım. Hadi. Cem'i o zaman anımsayalım. 8 Şubat. 8 Şubat. Dünü diyor yoksa? Yok. Geçti mi? Dün. Dün ölüm yıl dönümü. Evet, 1 Şubat. 1 Şubat'ta barışmamış. Rahmetle anlıyoruz. Gerçekten en büyük sanatçıydı. Hazır. Ve hala daha şarkılar ne güzel gidiyor. Helal olsun. Güneşte demlerim senin çay.
sakızla bakmayla. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Demlerim senin çayını, yüreğimden süzen öyle veririm. Ben peleğin şu çarkına çomak sokarım. Ben peleğin tekerine çomak sokarım. Islak ıslak bakma öyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Evet, reklamlara gidiyoruz. Çok kısa bir aradan sonra buradayız. Dünyadaki tüm televizyon kanallarını, filmleri, oyunları bir arada görmek ister misin? İngiltere'nin ilk Türkçe yayın yapan TV kanalı Eurogench TV, Amazon Fire televizyon platformunda. Hadi bizi ara, dünyayı evine taşıyalım. İngiltere'nin ilk Türkçe yayın yapan televizyonu Eurogench TV gururla sunar. Bu hafta Zuplex Properties olarak ev satışıyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bu ev satılırken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle Türk toplumu olarak Londra'da ev, profesyonel anlamda ev satan bir emlak şirketi boşluğumuz var. Bunun için Zuplex açan ev bürosu olarak geçmiş tecrübelerimden dolayı gördüğüm kadarıyla bu alana bir ihtiyaç vardı. Tabii ki toplumumuzda bayağı ev büroları var ama bu ev büroların çoğu kira işi yapıyorlar. Sadece kira yoğunlaşmış durumdalar ve ev satışıyla ilgili profesyonel anlamda bir yatırımları yok. İşin içini dışını, kanunları, neler yapılması gerektiğini bilen şirketlerle çalışılmalı. Türk toplumunda şu anda bu işi yapabilecek uzman bir şirket eksikliği var. Çoğu açılan şirketler genellikle
rent kira üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bundan dolayı satışa fazla önem göstermiyorlar ve toplumumuzdaki kişiler de evlerini yabancı ve İngiliz şirketlerle satıyorlar. Ve dil sorunu olan müşterilerimiz ise evlerini satarken bazen zorlanıyorlar. Çünkü İngiliz şirketlerine gittiğinde İngilizceleri fazla iyi olmazsa bu sefer konuşmada, anlaşmada bir problem olacağından dolayı bayağı zorlanıyorlar. Bundan dolayı bu ihtiyacı fark ettiğimizden dolayı kira ve karantina yanında satış konusunda da biz halkımıza profesyonel bir hizmet sunmaya başladık. Ev satarken öncelikle yapılması gereken şey, evi satmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Evi satmak istiyorsanız öncelikle bir evinize gelip bakıyoruz biz. Evde bir yapılacak bir şey, evin fiyatını yükseltmek için yapılacak bir şey var mı? Mesela geldik evinize, sizin evinizde banyo, mutfak biraz yenilmesi lazım. Bu da ev fiyatını yükselteceğinden dolayı size biz de evinize geliyoruz. Gereken bilgiyi, gereken advice'ları veriyoruz. Ve ona göre eğer sizin için de uygunsa işlemleri başlatıyoruz. Ama benim satıcılara vereceğim en güzel advice, evlerini satarken öncelikle eve güzel bir makyaj yapmaları lazım. Nasıl bir makyaj? Ev işte bir boyatmaları lazım, temizlemeleri lazım. Mutfağın, banyonun güzel görünmesi lazım. Evin dıştan görülmesi çok önemli bir şey. Çünkü insanlar gelip evi alırken, özellikle kalmak için almak isteyen insanlar evi gelip alırken devamlı dıştan ilk bakış çok önemli. Bundan dolayı gelip evi güzel bir makyaj verirsek evi alacaklarında güzel bir izlenim bırakırız. İkincisi ev alırken, satarken EPC yani Electric Performance Certificate'in olması lazım. Electric Performance Certificate olmasa ev satımında bayağı problemler olur. Satılamaz ev. Avukatlar da ister sizden bunu. Onun sebebi evin ne kadar elektrik, ne kadar ısı tutup tutmadığını öğrenmek için. Ve elektrik sertifikası alması lazım bir ev sahibinin. Ev sahibi elektriklerin güzel durumda işlemesi lazım. Yani ev satarken öncelikle bir eve güzel bir dekorasyon vermeleri lazım. Hafifte fazla pahalı olmayan sertifikaları halletmeleri lazım. EPC ve elektrik sertifikalarını. Zübrek olarak ev satmadan önce dediğim gibi önce gelip eve bakıyoruz. Evin işte dediğim gibi gerekli bilgileri veriyoruz. Ona göre siz istediğiniz zaman, hazır olduğunuz zaman biz evi markete koyuyoruz. Koyduğumuzda özellikle evi daha çabuk, daha kolay satmamız için özellikle evin içine kendimiz ödüyoruz. Profesyonel bir fotoğrafçı getiriyoruz. Evin planını çizen bir floor plana getiriyoruz. Evin dışına satış sahini olması lazım. Çünkü yani sadece markete koymak olmuyor. Belki sizin komşularınızdan biri ev alabilir sizden. Onlara satış bordu koymak oraya çok önemli bir şey. Ve sizin evinizi Zuplex olarak Right Move Zuplex İngiltere'de en büyük ev satış portallarında marketliyoruz sizi. Bu arada elimizde 5000'den fazla yatırımcı var. Bu yatırımcılara e-mail yolluyoruz. Bunları bilgilendiriyoruz. Elimizde gelen evleri söylüyoruz. Ve ev almadan önce ve evi satmadan önce bu arada neden satmak istediğinizi size soruyoruz. Sebebinin belki evi ya finansal durum yani ekonomik durumlardan dolayı ya da evi zorunluluk mecburiyetten dolayı satmış olabiliyorsunuz. Evi eğer finansal problemlerden dolayı satıyorsanız bizim ofisimizde mortgage konusunda bilgi veren elemanımız var. Kenan Bey size bu konuda yardımcı olabilir. Kenan Bey'e gelip görürseniz eğer evi satmak istemiyorsanız belki size başka türlü bir çözümler bulup belki evinizi satmak yerine evin üzerine para çıkarıp durumunuzu düzeltebilir ve bu arada sizin için de hem ekstra emlak parası, avukat parası bunlardan da sizi save yapabilir. İlk defa
ev alacak olan Zuplex'e gelip ilk defa ev alacak olan insanlarımıza özellikle mortgage konusunda charge yapmıyoruz biz. Gelip mortgage'lerini Zuplex'ten alabilirler. Çünkü çoğu mortgage'ler işte 700 lan 1000 lira bazıları %1 charge ediyorlar. Zuplex olarak ilk defa ev alacak olan insanlara mortgage fee almıyoruz. İkincisi biz onlara güzel bir advice verebiliriz. Hangi bölgede nasıl alacakları için ev fiyatları hakkında, evlerin durumuyla ilgili, hangi tür ev almaları konusunda güzel bir bilgi verebiliriz. Üçüncüsü de biz onların yani Zuplex'ten evi alırsalar ya yani mortgage sadece mortgage bile sadece yani sadece ev bulamasalar Zuplex'e uygun şekilde sadece mortgage yapsalar bile biz onlara avukat konusunda da yardımcı olabiliriz. Güzel tanıdığımız onlarla çalıştığımız avukatlar var. Onlara yönlendirebiliriz. Yani hem mortgage'i hem avukatı ve bu mortgage brokerlar ofiste çalışan Kenan Bey yönetimindeki mortgage brokerlar A'dan Z'ye kadar her bütün işlerinizle uğraşıyor ve size devamlı bilgi veriyorlar ve evi başkan acentesinden alsanız bile size o konuda da bilgi verirler. Ev iyi mi kötü mü, bu ev almaya değer mi değmez mi diye ve sizin finansal ekonomik budgetinizi yaparak size güzel bir servis sunabiliriz. Şimdi buy-to-let alacağımızda bir insanlar genellikle işte bazıları yani ilk defa alanlar bayağı tecrübeli değil. Ev alırken buy-to-let alınca evi ucuz alıyorsalar, iş yapıp markete koymak güzel bir fikir ama çoğu zaman da Londra'da özellikle öyle türlü ev bulmak bayağı zor. Benim tavsiyem ev alırken yükselişte olan bölgelerde ev almak. Mesela şu anda yükselişte olan bölgeler Edmonton'da N18, N9 bölgesi, onun yanında Chesant'a ev kiraları Edmonton'da hemen hemen aynı. Çok yüksek olmasa da ev kiralar hemen hemen ama yine aynı. Ondan sonra Dagenham bölgesinde Londra'da, Dagenham Essex tarafında ev fiyatları bayağı güzel. O ucuz ve kiralar da bayağı yüksek. Benim tavsiyem buy-to-let ev alırken ucuz bölgelerde ev almaları ve kirası yüksek olan bölgelerde ev almalarını tavsiye ederim. Nedeni çünkü kendileri mortgage ödeyecekler. Mortgage ödediğinden dolayı yüksek kira alırsalar, mortgage'leri düşük olursalar bu sefer kendileri evden kar da edebilecekler. Ve şu anda en Londra'da, Kuzey Londra'da bizim yaşadığımız toplumumuzun bölgesinde Edmonton'da Edmonton Enfield bölgesinde, Chesant bölgesinde almalarını tavsiye ederim. Neden? Çünkü toplum already ev fiyatları yani hemen hemen ev fiyatları 500 üzerine çıktı. Orada kiralar da Edmonton'dan fazla da farklı değil. Ondan dolayı Edmonton'da mesela N18'den N17 arasında, Fanlı Park arasında mesela hemen hemen 500 metre ama ev fiyatlarında çok büyük bir uçurum var. Edmonton'da özellikle N18 bölgesinde ev alırsalar o ev fiyatları eminim ki şu anda Tottenham'da yapılan futbol takımının statı bittikten sonra o bölgedeki jenerasyon bittikten sonra yapım her şey bittikten sonra o ev fiyatları ikiye katlanacak bence bana göre 5-10 sene içerisinde. Yani şu anda ev olacak olan insanlar bence Edmonton'da Enfield, Chesant bölgesinde orada yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Bu arada son bitirmeden önce buy-to-let ev alanlar insanlar için bizim garantilen servisimiz de var. Dediğim gibi Zuplex'e gelirseler hem mortgage'lerini hallederiz, hem buy-to-let evlerini kiralayabiliriz ve hem de kendilerine güzel bir bilgi verebiliriz ve kendilerini basamak basamak istedikleri hedefe ulaştırabiliriz.
aralandım, hoş geldin. Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin. Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım efendim. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımızda. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken. Kalem kaçtı, eteği belinde gül de takmış, gül de takmış. Al dudaklar mor sümbüller, öyle de güzel, ince de belli, ince de belli. Yar birine birine sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden biriden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koynuma. Müzik
ona ey güzel. Böyle mi geçer bu geceler, bu geceler? Neymiş anam bizim bu keder? Ne zamana kadar böyle gider, böyle gider? Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koynuma. Sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koynuma. Yar birine birine sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koynuma. Evet, güzel bir giriş yaptık kısa bir aradan sonra. Evet, Devrim Bacaşoğlu, Zuplex Estate Agents ve Baca Furniture'ın katkılarıyla yayınımıza devam ediyor. Evet, sevgili izleyicilerimiz, yayınımızı Facebook üzerinden izliyorsanız lütfen yayınımızı paylaşalım. Paylaştıkça çoğalıyoruz zaten. Bu ikinci bölümde mesajlara bakacağız, istekler varsa yerine getireceğiz. Ve ayrıca Babutsa'dan bahsedeceğiz biraz. Babutsa'ya geldik. Kıbrıs'tan başladık. Londra'ya geldik, Kıbrıs dörtlüsüne girdik. Erenler, kelebekler. Babutsa'ya geldik. Evet, Soner abi. Babutsa'dan biraz bahsedelim. 2010 yılı mıydı yoksa 9 yılıydı? 2009 yılında. 2009'du. Yani onunla bir çıkış yaptık. Bir patlama oldu. Evet. Hem Kıbrıs hem Türkiye hem Avrupa'da. Yaktınız, kavurdunuz ortalığı. Yandı ortalık. Yanayım yandık vallahi. Biraz yedik. Oradan bahsedelim. Zaten Türkiye televizyonu zaten epey konuştuk bunları. Babutsa yani 9 sene geçti. Yani. Hala daha güzelliği şarkılarımız çalınıyor. Ondan sonra yanayımdan sonra zaten tabii güzelliğim patladı. Kestane de vardı değil mi? Kestane arada mıydı yoksa? Babutsa albümündeydi o sanırım, yanlışım yoksa. Yok. Babutsa albümünde şey vardı, London Calling'de işte daha çok Kıbrıs şarkıları vardı. Ondan sonra. Tabii Güzelim sonra geldi. Tabii Güzelim single olarak çıktı. Single olarak çıktı dedim. Single olarak çıktı. Ondan sonra şimdi yeni projeler, yeni şarkımız işte geçen gün İstanbul'da. Yeni şarkımızı, onun kaydını yapıyoruz şimdi. Son aşamadayız artık. Ali pazar günü gelecek, CEO'ya okuyacak. Onu artık mix'e yollarız. Master'im ve klibe gideriz İstanbul'da. Nasıl bir türde geliyor? Yavaş, hızlı mı? Şey style, tabii Güzelim gibi. Tabii Güzelim gibi. Orta hız. Zaten şarkının ama böyle bir yakalanacağı ben kolay değil. Ben bir yani gördüm tabii, sonra bile bunu konuşma fırsatımız olmadı da. Galiba Türkiye'nin en değerli müzisyenleri galiba. Eşlik yaptı parçaya. Öyle gördüm yanında. Evet. Gerçekten çok değerli müzisyenler. Suat Aydoğan'la beraber onunla çalıştık bu parçayı. Zaten ondan ayrı yeni bir şarkımız daha var ondan sonra. O da Suat Aydoğan tarafından hazırlanır. Onun aranjörünü şey yapacak Suat abi. Bu parçanın aranjörünü ben üstlendim. Yani bakımdan, deyim yerindeyse bütün babalar dediler. devrede. Bu inşallah projede güzel, devrededir. İnşallah güzel bir patlama olur. Artık yaza
Yaza hazır olur yani, yoksa yani bir aya kadar çıkması lazım. Şu anda çalıştığınız single'dır herhalde. Single tabii. Single. O aşamada zaten biliyorsun single çıktıktan sonra radyolarda çalınsın, insanlar arasında duyulsun falan filan alır yani 3-4 ay alır ki ancak yaza yetişir parça. Öyle bir durum var yani. Bazen şarkıyı yani çıktığı günden beri duymayanlar çok var. Hatta bir ay sonra mı sorarsın, duymadık. Yani şarkı zaman ister. Bir de böyle kulağa hemen alınacak. Melodik olması lazım. Yani böyle, tabii ki hemen keç olması yan ayındaki gibi yan ayımın ayı, evet, hemen böyle kolay ezberlendi. Bir öyle şarkılar tutar zaten. Zaten o patlar gider öyle, evet. Değil zaten. Başarılar deriz inşallah yakında. Güzel bir şeyler olur. Sağ olsun. Güzel bir şeyler geliyor. Buradan da Ali'ye selamlarımızı gönderelim. Evet. Ali Söylemez'e. Ali Babut'sa. Selamlarımız. Yoğunluktan dolayı gelemedi o da. Tabii ki. Artık single çıktıktan sonra biliyorsun Devrim Baca Show hep ilkleri beceren. Bizim Örge geldi Kıbrıs'tan. O da ilk daha yayınlanmadan burada şarkısını paylaştık. Güzel. İlklerin programı olmaya devam ediyor. Hem Eurogenç hem Devrim Baca Show. Biraz da mesajlara bakalım. İstek istediler çünkü. Maus Aliman'ı istediler bizden. Vay vay. Fatoş'un selamı var. Hı hı. Muhabbet süper diyor. Dicle Hanım'ız diyor. Mr. Alksiz diyor bizi. Gelen yorumlar harikasın Soner. Yani bizi unuttular bak. Şans Soner abi her şey. Biz gidelim eve gidelim. Ve tabii ki tekrar edelim. Yayınımızı paylaşalım arkadaşlar. Eurogenç'den izleyenler bizi. Hem Smart TV'lerden bizi izleyebilirsiniz. Hem yakında Amazon Stick'te de izleyebileceksiniz bizleri. Samsung televizyonu olan aplikasyondan Eurogenç'i indirip büyük ekranlara bizi izleyebilir. Ayrıca hafta içinde de Kıbrıs Genç TV'de bu programın tekrarı yayınlanacaktır. Buradan duyuralım. Biraz da Sony Studios. Burada çok büyük emeklerin var senin, ben biliyorum. Hem burada bulunan genç arkadaşlara projelerde yardımcı oluyorsun. Tabii stüdyomuz açık. Ayrıca ben ayrı arkadaşlara şey yapıyorum yani kayıt yapıyorum. Bu arada bütün Babutsa'nın işleri son stüdyoda dönüyor. Hatta tabii İngilizler da kullanıyor. Bu arada tabii ki kiraya da veriyorum. Ama tabii ki engineering'i yine ben yapıyorum. Geçen günlerde Koray kardeşimin bir projesi vardı. Türkiye, Almanya'dan sanatçı geldi. Onun kayıtlarını yaptık. Böyle Koray, bizim Koray, Koray Mehmet. Koray Sönmez Müzik. Sönmez Müzik'ten. Sönmez o da harika bir performans. Evet, çok güzel şeyleri var, projeleri var. Gerçekten helal olsun. Yakında onu da alırız buraya da. Biraz projelerden bahseder. Bizim stüdyomuz herkese açık. Ekran başına hazır olun. O evet. Yüzden evet. Böyle projeler devam. Yeni projeler devam. Şimdi Soner abi, kiralıyorsunuz. Biraz o, bu kiralama ya da neler yapılabilir, şimdi, size nasıl ulaşabilirler? Çünkü sonuçta imkanlar kısıtlı. Çok şey yapmak isteyenler olabilir. Buradan da bir bahsedersen. Çok kolay. Sana Facebook'tan. Sana ulaşsınlar. Yani neler yapıyorsunuz stüdyoda? Onu bir bahsedersen. Çünkü en son yaptığım proje galiba bizim Ayhan'ın projesiydi. Evet, Ayhan'ın. Onun daha çok altyapı üzerine okudu. Altyapıyı hazırladık. Bilinen şarkıydı. Fettah Can'ın bir şarkısını okudu, Armağan. Gerçekten çok çok güzel yorumladı. Orada klibini de çektik. Süper bir şey oldu yani. Ben çok beğendim. Yani evde telefonlara çekmektense gel güzel stüdyoda, aynen, güzel kayıt altında. Tabii o zaman YouTube'a korsun, Facebook'ta paylaşırsın, Instagram'da paylaşırsın. Aynen. Güzel kaliteli bir şey yaparız. Sesini iyiyse de bir proje olarak gönderebiliriz. Zaten şimdi YouTube'da patladığında bir şarkı bitti. Yani her şey, herkes peşinde. O bakımdan yani eskisi gibi ha yapayım demomu da yollayayım şirkete bekle. Adam bizlere kaset geliyor orada. Tak tak hepsini çöpe. İzlenme sayısından, yani. İzlenme sayısından kazanmış olabilir değil tabii mi? Tabii ki. Şimdi bence güzel kaliteli kayıtla bu işi yapacak olanları yapsın ki YouTube'u da atsın, Facebook'ta da paylaşsın. Yoksa kalitesiz işler
tabii ki iş yapmaz. Daha kaliteli işler daha fazla kalıcı dinlenilmez. Olur. Kalıcı olur. Kaliteli işler tabii ki. O anlık yaparsın. Daha güzel her şey tane tabii, tane anlaşılsın. İleride de yani baktığında bak güzel bir proje canlan geldi piyasada. Tabii yani çok çıkmasa yani, bile piyasaya YouTube'da orada bir şey yani. Değil yani bu işte. Hatıralarında yani, kalabilir değil yani sonuçta. Ama eğer istersen Türkiye'de bitirmek işi tabii ki biraz tuzlu. Orada kalitenin adresi diyor. Soner Stüdyo'da. Ayhan. Bu aralar herhalde yine geliyoruz stüdyoya. Kim? Buradan Ayhan diyor. Ayhan mı? Selamlar Önder'i buradan. Ayhan çok ara verdi. İpek Kardeşoğlu. Harikasın Soner abi diyor. Çok sağ olun. Selamlarımızı gönderelim buradan. Biz de selam ediyoruz. Evet. Sevgili Hüseyin Cem Günal. Biraz da senin günlük hayatın nasıl geçiyor? Müzikte neler, başka neler yapıyorsun? Müzikte neler yapıyoruz? Hafta sonu bekliyorum. Yani var mı projeler kendi adına? Yani sonuçta eğitmensin. Var mı böyle bir projen? Projeler aslında eğitmenliğe devam etmek ya da özel ders falan. Aslında talep var. Talep var da ben gündüz aynı zamanda başka bir yerde çalışıyorum. Mecburen. Mecburen orada menajerim, sorumluyum orada. Yaşam savaşı dedik, ekmek savaşı. Aynen, oradan doğru. Şu anki işime memnunum da keşke hayat şartları biraz daha istediğimiz elverişli gibi olsa, elverişli olsa, bütün gün kapanmenin bir tek müzik yapsak. Müzik harici iş ilk defa bu memlekette yaparım. Kıbrıs'ta bir tek öğretmenlik ve müzisyenlik. Başka bir şey yoktu. Mutluyuz ama tamamdır. Yine müziğimize de zaman ayırıyoruz. Ailemize önemlisi zaman ayırıyoruz. Zaten en önemlisi o. En önemlisi ailedir. Ayırabiliyoruz yani. Ama böyle bir şeyin yok, bir atölyene mesela öğrenciler olsun filan eğitmek. Tabii ki isterim. İlk geldiğimde en büyük hedefim oydu yani bir tek onu yapmaktı ama zaman içinde aslında olabilir. Düşünce varsa olabilir. Neden olmasın? Olabilir. Çünkü zaman eğitmenlik olabilir. En kutsal şeydir. Tabii ki, tabii ki. Yani 10 sene müzik eğitimi aldık. Yani az değil. Keşke onları şey yapabilsek. Ama her o zaman biraz da müzik diyelim. Ne yapalım? Bir buradan babalara gelsin. Babalar için oku, bir şey yapalım. Devrim bir tane. Ondan arkasından sonra bir tane sen hazırlarsan. Tamam. Mausa Limanı da var. Mausa Limanı yapacağım. Mausa Limanı var mı sende? Tabii ki. O zaman onu yapalım. Tamam. Onu yapalım, beraber yapalım. Onu yapalım. Mausa Limanı yapalım önce. Mausa Limanı yapalım. Ton yapalım. İstek var. Buradan Kıbrıs'tan eseriler. Yeni Boğaziçi Köyü'nden. Devrişe İbrahim Bağcanlı için gelsin. Gel bir şey. Limandır liman aman aman Mausa limanı Limandır liman aman aman Beni öldüren de yoktur dedi liman Beni öldüren de yoktur din iman İskeleden çıktın Yan basa basa aman aman İskeleden çıktın Yan basa basa aman aman
Mausa'ya vardım. Kan kusa kusa Mausa'ya vardım. Kan kusa kusa. Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Limanından aldılar beni aman aman. Mausa limanından aldılar beni aman aman. 3000 uzaklığa attılar beni. Kanlı düşmanlar vurdular beni. Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum. Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına. Dayanmaz oldu. Aslında öyle bir öykü var ki bu Mausa Liman'ın, belki de sen de bilmem, sen de bilmem, kimse bilmez. Mausa Liman'ını ilk çıkaran ve kaydeden ben idim. Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Kaç sene önce, en aşağı 10-12 sene önce ben bunu çok eski bir teypte duydum. Ve çok ilgimi çekti. Daha hiç kimse hiç şeyini bilmez yani. Böyle bir şarkının var oluşunu bilmiyordu. Zaten bu ve Selda Bağcanlı. Yok, onlar sonradan. Kıbrıs'ta onlar Türk halk müziklerinde çalıyordu. Yani bu duydum, korolarda duydum ben. Bu fazla güncel şey yoktu yani. Güncel değildi o zamanlar. Ben bunun kaydını yaptım. Kelebeklerinden çıktık. Kasete koyduk. Ve ben onu YouTube'da yayınladım. Baksan tarihe çok eski. Ve ondan sonra Volkan Konak söyledi. Ama ondan önce tabii oradaki sanatçılar söyledi. Volkan Konak söyledi. Selda söyledi. Selda Bağcı. Ve çok şimdi bir patlama oldu yani Mausa Liman'ında. Zaten tabii, tabii. En son Volkan Konak güzel yorumladı. Yorumladı. Evet. Bir de üzerine güzel şiir okudu. Hikayesini falan. Böyle bir şey vardı yani. Yani ara ara duyulurdu Kıbrıs'ta. Ben korolarda, Türk halk müziklerinde falan filan çok ara ara duyulurdu. Böyle bu kadar güncel değil yani parça. Aynen. Şimdi herkesin dilinde yani. Yok, yakın geçmişe şey yapıldı.
Yine Kazım ve Özal hatta bizim güzel bir proje yapıldı. Bizim Kıbrıslıların çoğu mesela gücüne gider Magosa dediği zaman. Magosa değil o, Maosa. Maosa. Evet, yavaş yavaş sonuna geldik programın. Arka arka bir iki parça yapalım ve bitirelim. Önce Bu Adam Benim Babam yapalım. Ondan sonra Soner abiden Haydar Haydar'la programda son vereceğiz. Vay Haydar vay. O Haydar'la. Babalara gelsin. Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Cebimde yok parası, bafradır cigarası, yüreğim delir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlama Nacar babam. Kara gün geçer babam, hey. Bir kapıyı kapayan gel açar babam. Ağlama benim babam, hey. Ağlama mazlum babam, ağlama Nacar babam. Kara gün geçer babam, hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Allah büyüktür babam. Derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük, hey. Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, bir çare beli bükük, hey 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 hey. Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş, hey. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş, bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlama Nacar babam.
kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan yine de açar babam. Allah büyüktür babam hey. Ağlama benim babam, ağlama garip babam. Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan yine de açar babam. Allah büyüktür babam hey. Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı, bir dikili ağacı olmadı. Hep ona özendim. Kendisi gibi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibiydi. Ben babamın oğluyum, işte ben buyum. O adam benim babam, işte o adam benim babam. O adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan yine de açar babam. Allah büyük babam hey. Kasını kendim giydim eynime. Arunamuz şişesini taşa çaldım kime ne. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Medreseye ders okurum hak için. Kah giderim meyhaneye, günah benim kime ne. Haydar haydar günah benim kime ne. Haydar haydar günah benim kime ne. Nesimiye sormuşlar ki o yar ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kime ne. Haydar haydar, o yar benim kime ne.
Haydar haydar o yar benim kime ne? Haydar haydar o yar benim kime ne? Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Evet, sanki güzel böyle arka arka yaptık. Sonra bir Hüseyin Cemgiral, senin de ellerine sağlık. Evet sevgili Eurogenç izleyicileri, Devrim Baleşoğlu'nun da sonuna geldik. Zaman su gibi akıp bitti. Geçti vallahi. Sonra bir tadına doyum olmadı. Vallahi sağ olasınız. Böyle gerçekten yakın zamanda tekrar seni alacağız. Çok çünkü sağ ol. 1,5 saat böyle su gibi aktı gitti. Oldu mu 1,5? Hatta geçtik bile. Hadi bakalım. Öncelikle teklifimi kırmayıp biz buralara kadar geldin, stüdyomuza şeref verdin. Her senin zaman gibi büyük bir sesli sanatçıyı ağırladık programımızda. Devrim Baleşoğlu ayrıcalığıyla. Hüseyin Cemgiral, sen de kardeşim işte her zaman yanımızdasın zaten. İleriki zamanlarda tekrar seni burada göreceğiz. Öyle görünüyor. Son bir şey de söylemek istediğin sonra. Vallahi buradan söylemek istediğimiz artık bizi izleyen, takip eden, paylaşan ve ayrıca Eurogenç TV ailesine çok teşekkür ederiz bizleri ağırladıklar için. İnşallah böyle güzel programlarla devam edersin. Ve ayrıca tabii Devrim, seni de kutlarım böyle güzel bir program teşekkür çıkarttığın ederim için. İnşallah daha güzel eserlere imza atarsın yani böyle güzel şovlara. Teşekkür ederim. Artık. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. Biz de zaten yeni yeni, daha 4. programımız bu. Beraber tecrübe kazanıyoruz. Bu imkanı bana sunduğu için de tabii ki Eurogenç TV ailesine, Alpermia'ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi bu programın yayınlanmasında da desteklerinde Zuplex Estate Agents ve Baca Furniture'a da teşekkür ediyorum. Hüseyin Cemgiral, sen de son cümlelerin varsa alalım ve programımızı kapatalım. İzleyen, takip eden herkese teşekkür ederiz. Bizleri izlemeye devam ediniz. Devrim Baca Show. Teşekkürler. Number one. Cumartesi tabi beraber sanıyoruz. Yine beraberiz Cyber Semper'da. Hadi o zaman bir aleni yapalım ve programımızı hareketli bir parçayla kapatalım. Söyle
içime akıyor feda sözlerin. Yanarım yanarım aşk ile yanarım kurbanım yoluna. Aleni aleni yatırdı kalemi çıkamam yarına. Söylemedim, diyemedim aşk diye çektim. Affele ki bin adun, bana mı dur? Herkese aklan bize, kara mı dur? Aşk atıdan, sızıdan, yana mı dur? Allah ettiğimi anlama yazdı kader, silemedim. Ağladım, ağladım hiç gülemedim. Kimseye söylemedim, diyemedim aşk diye çektiğimi. Affele kim adın hem bana mı dur? Herkese akıdan bize kara mı dur? Aşk açıdan zızıdan yana mı dur? Allah'ın etini. Affele kim adın bana mı dur? Herkese akıdan bize kara mı dur? Aşk açıdan sızıdan yana mı dur? Anlan ettiğimi, anlan ettiğimi.